Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Onur ve bugün gördüğünüz gibi yepyeni bir İsmail Kalu kariyeri videosu ile sizlerle birlikteyim. En son burada Lokomotiv Moskova maçına geçmeden önce bırakmıştık. Bu bölüm biraz daha kolay olacaktı diye hatırlıyorum. Lokomotiv Moskova maçıyla başlayacağız. Ardından Gürter Fürt mü ne öyle bir takım vardı, Fürt diyelim. Augsburg maçı olacak. Ondan sonra Benfica ile birlikte grubun belki de en zor maçı Benfica. Sevilla'dan zor herhalde değil mi? Yani Benfica daha zorludur herhalde. Onunla birlikte bölümümüzü bitirmiş oluruz diye düşünüyorum şu an için. Olmadı belki 5 maç yaparız ama bilmiyorum artık gidişata göre. Çok gollü falan geçerse çünkü biraz uzun sürebiliyor şeyler, maçlar. Onlar da bu şekilde beyaz giymiş olsun. Forma güzelmiş bu arada. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Kamerayı hem öyle hem öyle isteyenler olduğu için ilk yarı Pro'da, ikinci yarı normal uzaktan görmüş şekilde devam edelim. Bir yarı olsun. Herkesin gönlü olsun. Devam. Yağmurlu havada maçımıza çıkalım bakalım. Maç öncesi Akanji'yi gösteriyor. Bayern Münih takımına mı gidiyor diye haberler var. Bayern tabi Dortmund'a parlayan oyuncuları hemen alıyor. Yağmurlu havada Şampiyonlar Ligimizin ikinci maçı bu. Hem Kalu için hem Dortmund için sezon başlangıcından itibaren ikinci maç bu. Grubumuz tabii ki kolay. Şuradan da 3 puan alırsak bu arada deplasmanda çok güzel olur. 6 puanla birlikte başlamış oluruz. Olur da Benfica'ya şöyle mağlubiyet falan alırsak en azından 6 puanla gitmiş oluruz. 3 şut çek. Pas başarı oranı %75 yap diyor hocamız. Ve bu şekilde başlıyoruz. Haydi bakalım maçı onlar başladı. Dediğim gibi ilk yarı bu şekilde. İkinci yarı tele yayını alalım. Herkesin gönlü olmuş olsun. Şimdi Makiev. Makiev'den Zigolyadov. Öyle bir şey. Zeluis'ten şimdi Barinov. Gelmeye çalışıyorlar. Zeluis. Engelli orayı. Anjorin engelledi galiba. Aynen kaleci. Kaçıyorum. Haaland. Abi birazcık daha. Hadi be. Birazcık daha koşu yolumuzu atsaydı var ya. Güzel olacaktı ya. Kötü pas ediyor hoca. Zeluis. Zeluis'ten aldık şimdi. Bellingham. Witzel. Bomboş şimdi kalıyor, aktardılar. Haaland'ın koşusunu gördük. Haaland tutamadı ayağında. Şimdi aktardık pasımızı. Koşuyoruz. Gör beni. Çabuk. Şimdi kalı aldı. Kalı bırakıyor Haaland ama çok kötü orta kaludan ya. Çok kötü orta geldi. Olsun daha yeni başladık. Bekliyoruz. Haaland. Haaland faul. Hocam ben kullanayım ya. Haaland kullanıyordu. Dur bakayım. Aha. Bir dakika. Veremeyecek ya. Vuru gol olsun. Haaland vurdu. Yakın mesafeden dışarıda. Aldık. Bellingham. Şimdi bomboşuz burada. Aktaramadılar. Haaland. Brandt. Brandt'tan geriye. Bellingham. Axel Witsel. Pepe. Haaland vurdu ve attı golü. Erling Haaland. Takım kendi kendine golü attı. Dakika 24'te 1-0 öne geçiriyor takımın Erling Haaland. Güzel. Moskova karşısında golü bulduk. Sadece kalın atması gerekmiyor bu arada. Tabii ki görmüş olduğunuz gibi. Takım atsa da olur. Witsel'in pası. Pepe bıraktı. Haaland attı golü. 1-0. Anjorin'den şimdi denen yer. Çok güzel aldı. Bellingham. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Gör. Çok güzel kaçtık. Şimdi Kalu savunma arkasına kaçtı. Mükemmel kaçtı. Kalu hadi be. Kaleci mükemmel kurtardı ya. Son anda. Çok güzel kurtarış yaptı. Atmak üzereydik. Olsun. Yine bizde abi. Hiçbir sıkıntı yok. Buradayım. Aktaramadı. Guerreiro. Yine kaçıyoruz savunma arkasına. Offside. Bir dakika bekliyoruz. Buradayım. Gör beni. Şimdi gördük Haaland'ı. Haaland tutamadı. Topa sahip olmadı. Üstünlükleri var bu arada. Ama skor olarak biz öndeyiz şu anda. Camano. Camano. Camano girdi. Verdi pasını şimdi. Gol yemedik. Top bizimkilerde. Akanji'yi. Alabildik mi onu? Alamadık. Camano. Anjorin. Şimdi Zeluis vurdu. Dışarıda. Korner. Kaleci kurtarmış. Hadi oğlum şöyle bir korner dönüşü ya. Yerimizi aldık. Bekliyoruz şu an. Aha. İndir Kalu. Koşuyorum. Ya kanka. Tamam bırak. Ya ne yapıyorsunuz abi? Allah Allah ya. Çok güzel kaçıyorduk oradan. Biz de şimdi. Geçtik yerimize. 45 artı 1. 45 artı 1 kaçıyorum. Gör. Gör. Koştuk. Bırak bırak bırak. Bırak önüme. Bırak önüme. Çabuk. Bir orta. Yapıştır Brandt. Çok kötü vuruş. Evet ilk yarı burada sona erecek. 1-0. Üstün bir şekilde soyunma odasına giriyoruz. İkinci yarı hemen kamerayı değiştirelim. Bayağıdır da oynamıyorduk. Tele yayında. Bakalım nasıl olacak. Aldık şimdi Kalu. Kalu geçtin. Kalu götürüyorsun. Açtın ayağından şimdi. Çok açtın.
Hemen sert bir pas ama çok arkaya gitti ya. Haaland çok fazla içeri geçti. Çok da güzel asist yapacaktık. Şimdi bizimkilerde. Kalu. Bıraktı. Oy, çok güzel aktardık. Bırak, bırak, bırak. Bir vuruş, hadi be Pablo. Bir daha vuruş, olmadı. Tamam. Bu arada değişim iyi oluyor ha. Yani sabit kamerada oynamaktansa böyle değişimler çok daha güzel olabiliyor. Kaleci son anda. Kaleci giler mi? Hemen fark ediyor yani, bir o kamera bir bu kamera. Oynayışımız değişiyor çünkü. Alanda doğru kaleci. Şimdi bulacağız o golü ya. Top bizimkilerde. Kalu bıraktı. Kaçtık savunma arkasına. Mükemmel vuruş ve gol. Çok güzel kaçtık. Çok güzel kaçtık savunma arkasına. Skor 2-0'a getiriyoruz. Şöyle bir gol sevincimizi yapalım. İşte bu. Taklalar, tekmeler atıyor Kalu. Mükemmel kaçtık bu arada. Ne oluyor lan? Panoların içinden geçtik. Ama şu kaçışa bakın. Hop, offside yok. Böyle birazcık çapraz koştuk. Offside'ı bozdular. Daha doğrusu onu biraz hesap edip kaçtık o tarafa doğru. Gelişini yapıştırıyor Kalu. Kaleci zaten olduğu yere çökmüş. Yapabileceği hiçbir şey yok. İsmail Kalu. Yine attık golümüzü. İşte bu. Kalu bıraktı. Bir daha bırak önüme. Şimdi bir ara pası geldi İsmail Kalu'ya. Kalu. Hop. Çektin geçtin. Kalu oradan. Hadi be ya. Çok zayıf şut ya. Uzaklardan vuruş. Kaleci çıkarttı korner. Kornerle şöyle bir kendime istesem nasıl olur? Yakına gelip. Dur bakayım. Kanka bir versene bana ya. Ver bakayım. Aynen. Al şimdi. Oy. Çok güzel asist yaptı. Jude Bellingham. İsmail Kolu'dan mükemmel. Çok zekice bir hareket. Aldı at dedik. Aldı at dedik. Bellingham çok güzel tamamlıyor. 22 numaralı formasıyla skoru 3-0'a taşıdı. Jude Bellingham. Kaçışı gördük. Kaçışı gördük orada. Önüne bıraktık. Gelişini böyle ayağının dışıyla yapıştırmış şöyle tık diye. Bakıyoruz. Eh diye böyle. Kalecinin kapattığı köşeye. Bellingham bırakıyor. Kaçıncı golü? Belli değil ama Haaland oyundan çıktı. Mbappé. Yalnız bu sıralarda topa çok fazla hakim olmaya başladık. Yine kaçıyorum. Offside. Aa yok. Ha artık offside bayrağı çıkmıyor, doğru. O şeyden aklımda kaldı ya. Pro kamerada oynuyordu ki hep. Yanımızda offside bayrağı falan çıkıyordu. Artık o yok tabii. Kameradan dolayı. Onu da unutmayalım. Offside yok falan sanıyorum çünkü arada çıkmayınca. Zelius getiriyor. Uzaklardan vurdu. 1-2. 9.7 rating. Dur bakalım şöyle bir uzaklardan falan çekildi şıklı hareketler deneyelim. Bakayım oğlum şu topu bir alırsak. Korner dönüşü Kerk. Şimdi Kalu burada, atamadılar. Yapma. Kötü vuruş, çok kötü vuruş. Kalu geç yerine. Kandırdım. Gördün. Çok güzel kaçtık savunma arkasına doğru. Çok arkaya kaçamadık ama olsun. Oy hareketlere bak. Of, mükemmel oynadık orayı, mükemmel. Kalu ve gol. Mükemmel geçtik orayı. 4-0. İsmail Kalu ikinci golünü attı. Var ya, yok ettik geçtik ya. Yok ettik geçtik, mükemmel kaçıyoruz. Hareketlere bak. Pas aktardık, bir ver kaç. Boşluğa kaçtık. Yapıştırdık, kaleci dokundu ama yeterli olmadı. Şurada. Kaleci dokunuyor değil mi? Dokunuyor, yeterli olmamış. Kaleci de baya kötü bu arada. Yani baktığın zaman her topta böyle bir ya teması var ama içeri alıyor ya da dokunamıyor. Baya da pas yaptık tabi. Oradayız, aldık topu. Tigges şimdi. Tigges kaçmak üzereydik de. Tam olmadı, olsun. O da olur. Oy hocam, mükemmel sıyrıldı. Görüyorsun değil mi bunları? Mükemmel çıktık oradan. Bir orta. Bellingham indirdi. Çok kötü. Evet artık son dakikalar derken. Aha. Hadi be. Çok sert vurduk ya. Son bir şöyle bir vuralım dedik de. Çok sert gitti. Aldık. Şimdi Kalu kazandı. Kalu götürüyorsun. Hat-trick. Lan burada maç mı biter? Hocam. Hocam burada maç mı biter? Tam şut çekecektik ya. Çok saçma bir yerde bitti maç. Bitti. Çok saçma bir yerde bitirdi ya. İnanılmaz kötü bitiriş hocam. Yakışmadı.
Yani skor olarak öndeydik falan da. Kalenin dibindeydik be abi. Son bir şut çekecektik. Hat-trick olacaktı belki de. Olsun. 2 gol 1 asistle birlikte maçın oyuncusu İsmail Kalou. Sonraki maç geldi. Tabi bu arada şey söyleyeceğim. Şu anda Bundesliga'da çok iyi gitmiyoruz. 11 puanımız var 6 maçta. 6'da 6 gidiyor Leipzig. 7 puan fark atmışlar. Onlara bir an önce yetişmek zorundayız. Ve galiba bir sonraki bölüm onlarla oynayacağız. Çok zor maç geçecek gibi gözüküyor. Kadrolarında Niasan var. Bauer. Çok da tanıdığım oyuncular yok ya. Bizim kadroda birazcık yorgunluk var ama çok sıkıntı yok. Şu kamerayı ilk yarı dediğim gibi pro'ya ayarlayayım. İkinci yarı tekrardan tele yayında oynarız. Ha, hemen yanındayım zaten, tamam. Haydi bakalım. Deplasmana gidiyoruz. Kazanmamız gereken maç. Bakalım Kalou neler yapacak. Başla. Bölümümüzün ikinci maçında deplasmana geldik. Dortmund taraftarı tam karşıda az önce gözüküyordu. Yedinci maçımızda puanımızı 14'e yükseltmek için bu maç baya önemli. Bu tarz böyle düşük takımlara karşı galibiyet alarak, takılmayarak devam etmek baya önemli. Kalou sahaya doğru çıkıyor. 15 tane pas yap, maçı kaybetme. Maçı kazanalım hocam. Niye kaybetmeyelim ya? Yani berabere kal falan diyor da bu maç berabere kalınacak bir maç değil. Kazanmamız gerekiyor. Axel Witsel. Witsel bomboş gördü şimdi Kalou'yu. Kalou koşuyorsun. Attın kendini kanada. Kalou götürdün. Bir orta şimdi arka tarafa doğru. Halandı geçti top. Kalou. Bir orta. Yapıştır Haaland ve gol. Harika asist. Erling Haaland'ın maçın başında attığı golle birlikte 1-0 öne geçiyoruz burada deplasmanda. Kalou'dan yine çok güzel asist geldi. Aynı az önceki maçta Bellingham'ın attığı gol gibi. Kalou yine aynı yere bıraktı ya. Bakalım. Hop şurada durdurdu topu. Yine koşuyu gördü. Bunu demek ki antrenmanda falan çalışıyor oyuncular. Sürekli aynı şeyi yapmaya başladık çünkü. Aynı taktik. Yine aynı bitiriş neredeyse. Az önce de buna benzer bırakmış çünkü Bellingham. Güzel. 1-0 öne geçtik. Mbabu. Ne yapıyor? Bekliyor şu an. Verdi ortaya. Güzel. Bellingham. Bomboş Haaland. Haaland kaçtı mı ama offside mı? Hadi be. Offside'miş ya. Gördü. Şimdi offside olmaması lazım. Aktardık. Yok galiba. Kanka bir daha ver. Boşum. Bir orta. Tamam bir daha ver şimdi. Kalou. Hadi be. Güzel deneme lan. Gol gidiyor sandım ha. Çok yakın geçti galiba. Bir bakalım. Hadi be. Yakın geçmiş. Paslaşıyoruz. Şimdi kaçıyoruz savunma arkasına doğru. Aktardılar Kalou'ya. Kalou. Oo hocam. Hocam. Sarı kart mı kırmızı kart mı? Sarı kart. Çok güzel. Sarı kartı gördürdük. Şimdi nereye verecek? Ta arkaya doğru. Ver buraya. Boşum. Zagadou. Ya Zagadou. Ne yapıyorsun? Ortaya verdi. Evelink. Yedik mi? Ürki. Top onlarda. Tapsopa penaltı. Penaltı yaptırıyor Tapsopa. 1-1 olabilir. Çok yakın. Nereye kullanacak? Kim bu lan? Gregoric mi ne öyle bir şey. Penaltıyı kullandı ve attı golü. 1-1 buluyor Fürt. Gürter Fürt ne öyle bir şey galiba. Tam ismini de bilmediğim için. Penaltıyı. Evet ortaya vuracağını düşündü Bürki ama ters köşeye vuruyor. Bizde mi top? Aynen öyle. Tapsopa. Axel Witsel. Şimdi kaçtık savunma arkasına. Hocam kötü pas da değildi ya. Bastırın üstüne. Basın lan. Nasıl çıktılar oradan ya? Çok da güzel çıktılar ha. Diyecek de bir şey yok yani. Güzel çıktılar. Alamadık. Şimdi bizde kalır mı? Kaldı. Schulz. Tapsopa. Bomboş Kalou. Kalou koşuyorsun. Kalou. Çıkmadı. Çizgide müdahale. Şimdi çektik verdik pasımızı. Lan çekiyorum ben. William Brandt. Brandt kaptırma. Korner. Verdik. Lan al. Heh, alamayacak sandım ha. Kaçıyorum. Lan tamam olsun olsun göremediler. Buradayım. Şimdi Kalou'ya doğru. Kalou. Lan nasıl? Nasıl tam vuramadık ona ya? Adamla aynı zamanda vurduk galiba. Tam böyle yapıştıracaktık oradan da olmadı. İlk yarı bu şekilde bitiyor. Bir tane asistimizi yapmış olduk zaten. Şöyle bir gol atarsak baya güzel olur. Hemen kamerayı değiştirelim. Meyerhofer. Leveling. Leveling getiriyor. Alamadık şimdi. Bellingham. Tapsopa. Kaçıyorum. Nasıl kaçıyoruz? Çok da güzel kaçıyoruz. Aldık şimdi topu.
Kalu. Bıraktı ortaya. Haaland. Bir ver kaç olur mu? Bırak önüme. Lan. Bir daha çek. Şimdi aşağıya bırak. Pepe, Pepe ne yapıyorsun? Ver şunu. Ver. Bir daha Pepe. Tamam aşağıya gitti olsun. Mbabu. Yukarı verdik. Haaland'a doğru. Erling Haaland. Şimdi gelmeye çalışıyoruz. Evet bir şey çıkmadı ya. Aldık mı? Alamadık adam yere düştü lan. Yan hakeme bağırıyor bak. Ne yapıyorsun lan? Yedik. Ya oğlum orada yere yatıp yan hakeme bağıracağına koşsana geri. 2-1 geri düşüyoruz. 11 numara adam Abiyama. Adama değil. Abiyama'nın golüyle. Şurada bizimki yere düştü adam devam etti. Bir orta. Arkadan gelen Abiyama çok güzel vurdu ya. Tam yerine vurmuş böyle kalecinin tutamayacağı tarafa doğru. 2-1. Aldık korneri. Aynen çok güzel. Kanka şöyle bir... Neyse verme ya. İstemeyeceğim. Aha. Biz oynadı. Haaland. Hadi be son anda müdahale. Buraya ver. Koş koş koş. Geri koşun geri koşun. Çabuk gol yemeyelim. Ya oğlum. Oraya kadar koşamayız yani. Bıraktım artık. O kadar koştuktan sonra iyice kondisyon kalmaz çünkü. Bekleyelim mecburen. Getiriyorlar topu. Kontrata çıkmaya çalışıyorlar. Nielsen. Nielsen'dan aşağıya. Williams. Cücak. Oo offside. Şimdi arkadan geldik. Bir şey istedim. Savunma arkası koşu pası istedim. Araya girebilir miyiz? Hadi lan. Bizde kalsın o. Vur. Hadi be lan direkten döndü ya. Oğlum direkten çıktı. Çok yavaş vurduk. Ama kaleci dokunamamıştı. Kalu'nun son anda dokunuşu. Ya oğlum. Çok yakın şuraya bak. Direkten çıktı. Olsun olsun atacağız o golü. Kapat abi. Uzaklaştır. Vital. Mbabu. Ne yapıyorsun? Oğlum nasıl gol yedik ya Mbabu? Mbabu çok kötü bir hata yaptı. Gerçekten çok kötü bir hata yaptı ve 3-1'i buluyorlar. Bu bizim için çok kötü oldu ya. Mbabu. Çok kötü hata yaptın hocam. Faul. Ver ya. Verebiliyorsan. Ah, ver. Kart gösterecek mi? Bakalım. Gösteriyor mu? Gösterdi sarı kart. Bak kanka. Haydi ya. Şuradan bir dönsek var ya. Mükemmel olur. Kaçıyoruz şimdi. At. Yapıştır oğlum ve gol. Yine asistimizi yaptık Zielinski. Zielinski'nin golünde 3-2'ye geldi skor. 2 gol gelir mi? 15 dakikada 2 gol daha gelir mi? Bir tane attık. 15 dakika içinde bu arada 3 gol atarsak çok fena olur. Ama tekrardan bir umutlanıyoruz şu anda. 3-2'ye getirdik skoru. Çok güzel kaçtık. Çektik topu. Bomboş. Gördük orayı. Zielinski yapıştırıyor. Devam. Haydi oğlum haydi oğlum. Şuradan bir galibiyet ya. Beraberlik de olur ya şu maçtan. Hani hocaya diyorduk beraberlik olmaz hocam falan diye de. Olur ya. 3-1'den sonra beraberlik de okey şu an. Nerede? Ya onlarda mı kaldı? Şaka gibi arkadaş ya. Bizde kalsın o. Çok güzel Mbabu. Tam yerinde müdahale. Son dakikalar yaklaşıyor. Bıraktık Haaland'a. Erling Haaland. Kaçıyorum. Haaland havadan abi. Ne yapıyorsun ya? Havadan aktar şunu. Süre bitecek. Geliyorlar. Yemeyelim belki beraberlik olur. Yedik. Oo kale çok güzel kurtardı. Ürki. Çok iyi kurtardı harbiden. Şimdi Kalu. Kalu bıraktı. Haaland'a doğru ama çok erken attık ya. Evet anlaşamadık abi. Maalesef burada 3-2 mağlubiyet alacağız galiba. Kaç verdi? Artı 2. Şu anda topu kazanmamız gerekiyor. Kaleci çabuk. Çabuk oyna çabuk çabuk. Lan süre bitti kaleci be. Yani sen atana kadar süre çoktan bitti. Evet bu şekilde 3-2 mağlubiyet alıyoruz ya. Son 15 dakika belki atarız dedim de. Olmadı. Fark 2'ye yükseldi ya. Oradan sonra dönmemiz çok zor oldu. 3. golü yemesek belki. Yani en kötü 2-2 biterdi gibi geliyor da. Yapacak bir şey yok. 8.5 rating. 2 tane asist yaptık tabii ki. Ama maçın adamı olamadık. Karşı takımlar oldular çünkü. Olsun. Yine de görevimizi yerine getirmiş olduk. Bu da bir şeydir. Leipzig yine yenmiş. Oğlum bunlar da sürekli yeniyor ya. Adamlar sürekli yeniyor. 21. seviyeye ulaştık. Ve şimdi 4 tane beceri puanımız var. Buradan ne alsak acaba? Yani şuradan çok bir şey almaya gerek yok. Çünkü her şeyimiz neredeyse 80-85 üstü buradan. Paslardan orta açma falan alabiliriz. Şutlardan serbest vuruşlarımızı işte daha fazla geliştiremiyoruz dediğim gibi. Bu penaltı.
Kafa isabeti, penaltı. Penaltıları da büyük ihtimal hepsini alsak bile Haaland kullanacaktır. O yüzden çok da almamıza gerek yok gibi. Hızımız full. Kaleciliğe gerek yok. Birazcık fizik şey mi yapsak ya? Agresiflik önemli olabilir bak. Ne alabiliriz başka? Reaksiyon. Reaksiyona bir tane verelim. 77 reaksiyonumuz oldu. Baya güzel. Bir de o zaman şöyle orta açmaya verelim ya. Falso ve görüş. Orta açma, falso, görüş. Ya da orta açma, falso. Böyle. Güzel. Beceri puanlarımızı harcamış olduk. 74 orta açmamız, 68 falsomuz olmuş oldu. Bu şekilde maçımıza geçeceğiz şimdi. Kaç? 81 rating olduk. Çok güzel. Artık tabii 25'e doğru yaklaştık. Bir dakika, antrenman var. Augsburg maçı geldi. Artık bunu kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Bu mağlubiyetler falan çok kötü oldu çünkü. Yani Leipzig aldı başını gidiyor şu ana kadar. Kısmen açık. Bir dakika. Evet, formalar falan zaten yerinde. Bu şekilde başlayalım bakalım. Herhangi bir değişiklik yok. Bölümümüzün 3. maçında yine şöyle dışarıdan geliyoruz. Gel be, bir şeyler falan, bir şeyler yazıyordu ya. Ne yazıyordu orada? Tam göremedim. Bir şeyler yazmışlar da. Bilen vardır illaki. Taraftarları gösteriyorlar yine. Taraftarlar oyuncuları sahaya, atmosferi çekiyorlar. Ve Kalulu sahada. Ne istiyor hoca? Maçı biz başladık. Ver abi şunu. Haydi bakalım. Şöyle ilk dakikada koşsak ya buradan. Taç olsun. Hadi lan. Hadi be. Baskı yapın oğlum. Şöyle bir zorlayalım dedim de. Ne yaptı lan o? Oha. Ne kadar sert attı onu. Rantan Kalu. Hemen bıraktık. Aktar koşuyorum ha. Çok uzak kaçtık şimdi. Kalu koşuyorsun. Kalu. Kalu girdin içeri doğru. Aktardık pasımızı. Bir vuruş, dönüp vurduk. Hadi be, direkt. Kaleci ve direkten döndü. Devam. Hadi be oğlum ya. Atmak üzereydik bu arada golü. Çok yakındı. Ramberger. Ortaya verdi Petkovic. Petkovic'den Strobel. Strobel'dan sağ tarafa. Kim o Pedersen. Aldık şimdi. Süper. Devam. Koşuyoruz ileri doğru. Koştuk abi. Bu taraftayız. Yavaş yavaş gidiyoruz şu an. Çok hızlı gitmemize gerek yok. Kaçtım. Gördün beni. Mükemmel kaçtık şimdi. Kalu. Yapıştır Kalu kalecinin üstüne ya. İkinci pozisyonumuzu da harcadık. Pres yap. Hadi be. Alan dönüp vuramaz diye kendime istedim de. Olmadı. Yapma ya. Onu atmamız gerekiyordu işte bak. Onu gerçekten atmamız gerekiyordu. Bunu atalım. Hadi be. Yine kaleci kurtardı. Ya yeter be. Ne kaleciymiş arkadaş. Gerçi ikinci şutu az önceki şutu şeye vurduk da. Kalecinin üstüne vurduk da. Şunu da kurtarma be. Ucundan. Alario'dan ortaya. Dor şimdi. Dorştan ta sağ tarafa doğru. Pedersen. Pedersen. Petkovic. Hayır. Kaleci bir ki. Guerrero. Julian Brandt. Brandt bıraktı Kalu'ya. Kalu geçti. Çok güzel sıyrıldık. Şimdi koşuyoruz. Yardır oğlum. Yardır, götürüyorsun. Götürün topu. Penaltı, penaltı yok değil mi? Ah be, bir penaltı falan alsaydık çok güzel olacaktı. Ortaya bıraktık şimdi. Witsel. Bırak buraya. Bırak buraya, boşum. Kanka ne yapıyorsun? Epe vurdu, dışarıda korner. İkinci yarıya onlar başladı. Haydi Kalu. Şöyle ikinci yarıda bir gol atalım ya. Alalım onu. Helal, çok güzel. Guerrero. Guerrero. Ver geri. Ne yapıyorsun lan? Oğlum versene şunu. Aa, ne yapıyorsun lan? Yarım saat bekletiyor topu ya. Ver şunu abi. Çıkartın artık. Kaç dakika geçti? Çabuk çıkalım. Oyun önüme. Bırak. Çok güzel koşuyoruz şimdi. Bir daha bıraktık ortaya doğru. Haaland'a doğru. Gördün beni. Kolu bir daha bırakıyor. Yapıştır Brandt. Olmadı. Son anda müdahale. Kaçacağız. 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 Kaçıyoruz şimdi. Verdim. Devam. Devam. Koşuyorum. Bekle beni, bekle. Oyna şimdi. Olmadı ya. Olsun. O da olur. Ah be abi. Tapsoba çıktı, Zagadou girdi. Stoper çıktı, stoper girdi oyuna. Allah Allah. Bıraktık. Abi çok erken atıyorsunuz ya. Şimdi at. Aynen bak, böyle atacaksın. İşte böyle atmanız gerekiyor. Kalıyor. Hop, çok güzel. Güzel sıyrıldık. Koşuyoruz şimdi, penaltı yok. Bir plase. Hadi be. Kaleci son anda. Kubek. Devam. Ver buraya, bana ver. Bana ver şunu. Bırak. Bir orta. Haaland da gelmedi ya. Kim lan o boyu kısa orada bekliyor?
Korner dönüşü. Kimmiş o? Guerrero. Oğlum sen niye orada bekliyorsun ya? Senin boyun kısa. Çok güzel kaçtık yine. Yine çok güzel kaçtık. Çektik topu. Hadi geri. Bir daha önüme bırak. Kanka dur dur dur. Ya dursan oğlum ne yapıyorsun? Uzaklardan bir vuruş oldu be. Yine kaleci. Dönüşüne. Alanda doğru oğlum. Niye orta yapıyorsun? Hop, top çizgiye geçiyordu ha. Alalım artık. Süre geçiyor. Taş bizim. Çabuk çabuk çabuk. Son dakika yaklaşıyor. Guerrero. Ver buradayım. Bıraktım. Oyna. Witzel ne yapıyorsun Witzel? Güzel aktar abi şunu. Güzel ver şunu. Oyna. Çok güzel kaçtık şimdi. Çok hızlı top tuttuk. Bir orta. Hadi be. Orta yapmak çok istemiyorum da işte. Mecbur. Gördüm. Haaland bomboş. Yapıştır Haaland ve gol. Dakika 83'te Erling Haaland'ın golüyle birlikte 1-0 üstünlüğü ele geçiriyoruz. 3 puanla çok yakınlaştık. Maçın son anlarına doğru Haaland'ın boş koştuğunu gördük orada. Pasımızı aktardık ve Haaland attı golü. Witzel'in bize pası. Haaland'ı bomboş gördük. Böyle düzeltip ondan sonra yapıştırmış. Bir bakalım. Hop. Sağına çekip yapıştırıyor golü. İşte bu. Süper süper devam. Bir gol de atmamıza gerek yok da işte gol yersek sıkıntı. O yüzden bir gol de atmaya odaklanalım yine. Bu çok iyi oldu ya. 3 puan alarak devam etmek kesinlikle şarttı. Başka bir seçeneğimiz yoktu yani. Adamlar lambur lumbur açtılar puan farkını ya. Böyle bir şey yok. Versene abi şuraya bana ya. Bırak bana. Kaç bizim. Yarım saat atmalı bu arada. Devam. Ver bana şimdi. Bırak. Gördüm. Oyna. Boşum. Boşum. Offside. Ya Haaland çok bekledin abi. Bizde mi o top? Değil. Geliyorlar. Yapma. Koştur. Yemeyin onu. Yemeyin onu. Koşalım. Basın üstüne. 90+1. Aman son dakika golü yemeyelim. Petkovic'den Dorsch. Dorsch. Yeme gol. Taç. Ve burada maç bitiyor. Haaland'ın attığı golle birlikte tabii ki. Kalu'nun yaptığı asistle 1-0 Augsburg'u mağlup ediyoruz ama çok sıkıntılı maçtı bu ya. Gerçekten bir an alamayacağız sandım 3 puanı. Haaland maçın adamı attığı golle birlikte. Bizim de bir 7.9 ratingimiz var. Maçın başlarında böyle bayağı bir şut çektik de. Adamlar da çekti. Sıkıntı orada. Leipzig yine kazanmış ya. Oğlum bu adamlar kaybetmiyor. Benfica deplasmanı. Yeremçuk, Rafa, Diogo Jota var. João Mario, Weigl. Ruben Dias galiba. Vertonghen, Otamendi, Verissimo, Gilberto. Vlakodimos. Vlakodivos. Öyle bir şey. Şimdi şu şeyi değiştirelim. Havayı ayarladık. Kamerayı ayarladık. Artık başlayabiliriz. Bu şekilde siyah formalarımızı çekmiş olduk. Artık 81 overall İsmail Kalu. Başlayalım bakalım. Benfica maçı. Evet maç öncesi yine bir Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Axel Witzel. 33 yaşında onu gösteriyorlar. Taraftarlar böyle yavaş yavaş gelmeye başlamışlar galiba. Ve şimdi tabii ki tıklım tıklım deplasman tribünün tam karşı sağ çaprazımızda şu anda. Oo, çok güzel hazırlanmış Benfica. Vay 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 Şampiyonlar Ligi maçında çok güzel görüntüler. Ve İsmail Kalu bu atmosferde sahaya doğru çıkıyor. Şampiyonlar Ligi maçı. İki tane kaleyi bulan şut çek. En az bir gol veya asist yap. Gole katkı ver diyor hocamızın. Hedefleri, istekleri bunlar. Bu şekilde maça başladık. Tam tribün karşımızda bak. Şöyle bir gol atalım da o tarafa doğru koşalım. Güzel olur lan abi. O tarafa doğru koşsak. Hocam faul. Çektik topu ya. İstemeyeceğim. Belki şöyle bir gol atarız lan. Vur oğlum. Hadi be. Jota vurdu. Bizde mi o top? Aynen öyle. Kalu. Oo çok güzel çektik. Uzaklardan bir vur. Çok uzaktan vurduk. Boş çıkamasınlar. Gildias. Ruben Dias değilmiş o. Gildias'mış. Çıkmadı. Diogo Jota. Jota getir topu. Karşısında Mabu. Gildias. Gildias'tan Weigl. Weigl uzaklardan vurabilir. Kapatın önünü. Kapat abi önünü. Baskı yapın. Akanji. İşte bu. Yadıngım. Tamam. Witzel. Axel Witzel. Kaçıyorum. Haaland gördü şimdi Kalu'yu. Otomendi çok yavaş bir oyuncu. Kalu. Hadi be. Yetişti ya. Şimdi aradan bıraktı Diogo Jota. Rafa.
Jato burada Akanji'nin eline çarptı. Daha buradan gözüktü ya. Şöyle yüzünü falan engellemeye çalıştı da. 23 metreden çok kritik bu arada. Vertonghen kullandı, dışarı attı. Indias'tan ortaya. Wiggle. Rafa. Şimdi Yaremchuk Bürki kurtardı. Oraya gelmeyeceğiz abi. Gerek yok çünkü. Akanji, Guerrero. Penaltı falan yok. Yine bomboş bekliyoruz ya. Şurada bir topu kazansak var ya, bomboş. Ama işte o çok olmadı. Adamlar yerleşecek. İkinci yarıya Benfica başlayacaktı. Bizde bir değişiklik var. Zielinski oyunda Brandt'ın yerine. Maç 0-0 gidiyor ya. Hocadan bir hamle geldi. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Rafa. Rafa'dan Yaremchuk. Rafa tekrar. Şimdi kazandık topu. Bıraktık hemen. Koşuyorum tekrar. Gör beni. Alan attı koşu yolumuza. Kalu götürüyor. Kalu açtı ayağından. Çok hızlıyız. Yapıştır. Yap ortanı şimdi. Sert bir top. Çok içeri geçtiler ya. Denayer. Boşum. Aradan. İşte bu. Ne yapıyorsun Witzel? Witzel ne yapıyorsun? Lan ne yaptı? Durduk yere bizden top almaya çalıştı. Witzel ne yapıyorsun? Bomboş top kaybı yaptık ya. Bir de bize diyor topla fazla oynama diyor hoca. Hocam ne diyorsun? Adam geldi çaldı topu. Ben ne yapabilirim? Offside. Rafa. Rafa getiriyor topu. Ortası niye boş? Yapma. Attı gol abi Everton. Everton'un golüyle 1-0 geri düşüyoruz. Dakika 70'te attı golü. Bomboşmuş orası. Savunmamız çok fazla yere çıkmış. Arkada boşluk verdik. Maalesef 7 numara Everton attı golü. Bir bakalım. Şurada. Aşırı boş. İki oyuncumuz da tek kişiye baskı kurmuş. Diğeri bomboş. Mbappé'nin tutamadığı oyuncu. Everton attı golü. 1-0. Hadi abi dönelim şuradan. Beraberlik olur ya. Puan durumunda çünkü şu an 6-6. O yüzden berabere kalsak da olur. Herhangi bir şekilde sıkıntı olmayacaktır. Witzel. Ooo mükemmel gördü lan. Pepe. Bir şey çıkmadı. Şimdi kalıyor. Hocam geçtim yerime. Hocam aldık faulü. Kırmızı kart mı? Kırmızı kart işte bu. Gilberto kırmızı kartı görüyor. Kalu böyle sağ sol sağ sol. İki şekil şukul çalım attı. Hemen kırmızı kart. Haydi oğlum rakip 10 kişi. Ne oldu? Biri çıkıyor galiba. Yaremchuk çıktı. Mazraoui oyunda. Gördüm. Bomboş. Witzel. Abi çok sert oynadın. Aktaramadık ya. Çok hızlı oynadı bir anda. Beklemiyordum. Mazraoui. Pres var. Çıktılar mı? João Mario. Çıktılar ya şaka gibi. Ve geliyorlar, yapmayın abi. 10 kişi takımdan. Gol yemeyin ya. Hadi şuradan beraberlik çabuk. Penaltı. Tapsopa'nın galiba eline çarpmış. Evet Tapsopa. Penaltıyı nereye kullanacaklar? João Mario mu? João Mario topun başında. Haydi Bürki. Haydi Bürki. Ters köşe. Ters köşeye atıyorlar penaltıyı. 2-0. Benfica önde. Kırmızı kart görmelerine rağmen penaltı yaptırdı Tapsopa. 2-0. En azından bir gol atalım ya. Avantaj falan kazanalım. Şey, averaj kazanalım. Avantaj neyse. Birazcık kötü attı dışarıda. Son dakikalar yaklaşıyor. 2 gol olur mu? Birazcık zor ama neden olmasın ya. Devam. Bir gol atalım da. İkinci gol. Birazcık sonra gelse de olur. Kaçtım. Offside yok. Aradan kaçmıştık abi. Havadan atacaktın ya. Çok güzel kaçırdık oradan. Biz de değil, yerimize geçmeye çalışıyoruz şu anda. Everton yine getiriyor topu. Everton. Everton bıraktı, bizim savunma nerede oğlum? Acaba biz mi kırmızı gördük lan? Bizim stoper eksiğimiz var galiba orada. Öyle bir sıkıntı var. Sürekli tek kişi savunmaya çalışıyor Tapsopa. E diğeri nerede? Tekli stoper. 1-8-2 gibi bir şey mi oynuyoruz acaba şu an? Öyle bir taktik mi var? Kaçıyorum abi yine. Güzel kaçtık. Devam. Ama alamadık galiba. Kaleciye kadar bastırmaya çalışıyoruz. Evet maç bitiyor. 2-0 mağlubiyet alıyoruz. Kırmızı kart görmelerine rağmen sonradan penaltı ile birlikte skoru 2'ye yükselttiler. Farkı 2'ye yükselttiler. Ve bu şekilde mağlubiyet alıyoruz. Ama çok sıkıntı yok. Daha çünkü bir kere daha oynayacağız bunlarla. Orada toparlama şansımız yüksek olacaktır. Şimdi bir dakika. 9 puana yükseldiler. Biz şu anda 6 puandayız. Diğer takımlar ne yapmış? Çok ilgilendirmiyor ya.
Diğer takımların ne yaptığı çok ilgilendirmiyor. Çünkü en büyük rakibimiz Benfica şu anda. Bayern Münih yenmiş Spartak Moskova'yı. PSV Real Madrid maçı varmış. Eski takımımız PSV. Hiçbir şey yapamadık. Eksi 25 kıstı. Kaleye bulan şut çekemedik mi ya? Şimdi bakalım. Frankfurt maçıyla bölümümüze başlayacağız. Sonraki bölüme. Burada bırakalım. Ondan sonra kupa maçında yine Frankfurt var. İkinciler şu anda. Bundesliga'da ikinci Frankfurt. Hem kupada hem ligde oynayacağız. Ondan sonra Leipzig maçı olacak. Hem ikinciye karşı hem birinciye karşı oynayacağız bir sonraki bölüm. Yine Benfica maçımız var. En sonda Armenia Bielefeld maçıyla birlikte bölümü tamamlamış oluruz. Bir sonraki bölüm. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like atıp özellikle kanal abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.